Korku, zihnin yarattığı bir illüzyondur. Herhangi bir tehlikenin ya da bir tehlike olasılığı düşüncesinin uyandırdığı kaygı ve endişe duygusuna korku deriz. Bir başka ifade ile korku, canlı varlıkların görünen ve görünmeyen tehlikeler karşısında gösterdikleri en doğal tepkidir. Psikologlar çocukluk çağında sıklıkla görünen bu ruhsal durumu canlıyı uyaran ve kendi savunmasını sağlayan yararlı bir mekanizma olarak görmekte ve korkuyu hem kaçınılmaz hem de temel bir duygu olarak nitelemektedirler. Korku, hayatta kalma içgüdüsünü destekler. En temel iki duygumuz güven ve korkudur. Bütün yaşamımız güven ve korku üzerine kurulmuştur. Yeni doğmuş bir bebek düşünün. Korkarsa ağlamaya başlar. Güven duyduğunda rahatlar, sakinleşir. Çocukluk yıllarında kendini görünen tehlikelerden korumak adına yararlı olan korku, savunma sistemleri geliştikçe otomatik hale gelir ve kişinin bilinçaltı otomatik olarak dış etkenlerden koruma görevini üstlenir. Fakat ilerleyen yıllarda doğal olan kendi koruma içgüdüsü toplumsal öğretilerle yerini batıl inançlara, gerçek dışı korkulara bırakır. Bu tür korkular inanç haline gelir ve zihnin yarattığı illüzyonları başlatır. İllüzyon, kişinin algılaması sırasında zanlarından yola çıkıp gerçeğin dışında bir varsayıma ulaşması ve inanması sonucunda yaşadığı gerçekliktir. Neye inanırsa kişinin zihni onu hayatına çeker ve yaşatır. Gerçekliği bir kişi veya benzer şeylere inanmış kişilerce hissedilen ve yaşanan durumlar o kişilerin illüzyonudur. Aynı korkular benzer inançta olmayan kişilerde ve toplumlarda mevcut değildir ve yaşanmaz da. Başlangıçta sadece güven ve korku duygumuz varken, zaman içinde yetiştiğimiz ortam ve aldığımız eğitimlerle bu iki duygunun kardeşleri oluşur kendi dünyamızda. Güven duygusuyla büyüyenler, sevgiyi, merhameti, şefkati, değerli olmayı, güzel işler yapmayı, adaleti, dostluğu, paylaşımı, birlik ve beraberliği öne çıkarırlarken, korku duygusuyla büyüyenler, kıyas, kibir, kıskançlık, hırs, fesatlık, fitne, değersizlik duygusu, saygısızlık, kaybetme korkusu, sahiplenme, suçlama, ezme ve ezilme, güvensizlikle birlikte içlerindeki birikmiş öfkeyi öne çıkarırlar. Kişilerin verdikleri tepki, o kişiye hangi duygunun hakim olduğunu gösteren ipuçları verir. Korku duygusu hakim olan kişinin tepkileri hep olumsuzdur. Eleştirir, yargılar, suçlar herkesi potansiyel düşman olarak görebilir ve herkesi korkutarak sindirmeye çalışır. Kendini güvende hissetmeyen kişi kendi gerçek kimliğinden uzaktır. Bilincin en ilkel halini yaşamaktadır. İçgüdüsel ilkel davranışlar sergiler. Herhangi bir olay karşısında duruma göre ya saldırır ya savunmaya geçer ya da kaçar. Korku duygusu hakim olan kişiler genellikle ya zarar verirler ya da zarar görürler. Güven duygusu hakim olan kişiler sevgiyle bakar etraflarındakilere. Her davranışları güven verir. Hem kendilerine hem de başkalarına değer verirler. Herkes üzerinde olumlu yönde etki bırakırlar. Kendilerini güvende hissedenler cennette yeşer gibi hayatı yaşarlarken, korkuları olan kişiler cehennem gibi yaşarlar. Gerçek dışı kendi zanlarımızla yarattığımız korkular bizi hayata ve başkalarına karşı güvensiz kılar. Yaşam kalitemizi düşürür. Gerçek kimliğimizden
bizi uzaklaştırır. Korku yaşanırken değil, düşüncedeyken daha korkunçtur. Korkusuyla yüzleşenler, korkularının kendi düşündükleri kadar korkunç olmadığına şahit olurlar her zaman. Gerçek her zaman aynıdır ve hiç değişmez. Fakat kişilerin gerçekliği inançlarına ve zanlarına göre değişkenlik gösterir. Bu yüzden herkes gerçeğe uyanana kadar kendi inançlarıyla oluşturduğu algı dünyasında yaşar. Uyanış, batıl inançlarından ve yersiz korkuları oluşturan zanlardan kurtulup hakikate ermekle mümkündür. Kesinlikle bilin, Allah velilerine korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Yunus Suresi 62. Aydınur Aktaş Hıra'dan alıntılar, Okumuşlar Yayıncılık.